Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir incelemeyle karşınızdayım. Bugün Philips'in özellikle iş ortamında kullanmak için tasarladığı özel bir monitörünü inceleyeceğim sizlerle birlikte. Tam kodunu söylemek gerekirse uzun da bir kodu var. Ekranda şimdi birazdan göstereceğim o kodu size. Philips 27B1U561H modeli arkadaşlar bu. Hemen yanımda zaten görmüş oluyorsunuz şu anda bu monitörü. 27 inçlik adından da anlaşılacağı üzere 65 santimlik yani bir monitör. Fakat bu monitörü diğer standart monitörlerden ayıran önemli özellikler var. Önemli fonksiyonları var. Bunların hepsini sizlere anlatacağım. Önce her zaman yaptığım gibi bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. 27 inçlik bu monitör çerçeve kalınlığına baktığımızda özellikle sağ, sol ve üstlerde oldukça ince bir çerçeve var. Yine alt kısmında Philips yazısı bizleri karşılıyor. Aynı zamanda fonksiyon tuşlarımız da yine buraya fiziksel olarak konulmuş. Ben bunu beğendim çünkü bazen böyle arka tarafa falan konuyor. Onlara ulaşması veya hani neyin ne olduğunu anlaması o kadar kolay olmayabiliyor. Buradan hepsinin altında neyin hangi tuşun ne işe yaradığı vesaire buradan işte açma kapama tuşu olsun, diğer fonksiyonları ayarlama tuşları olsun buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Cihazın özellikle kurulumunu ben çok beğendim. Çok kolay bir kurulum yapmışlar. Hani böyle vidayla şununla bununla uğraşmıyorsunuz. Çok basit bir mekanizma sayesinde böyle hemen tık diye oturtuyorsunuz. Hem bu standı taktığınız bölüm ve hem de monitörün arkasına takılan bölüm oldukça kolay tasarlanmış. Bu standın takıldığı bölüm de böyle vidalı ve vida alt kısımdaki tavlada duruyor. Yani onu kaybetme imkanınız da yok. Bence bu güzel olmuş. Hoş bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Yukarı aşağı ayarlanabiliyor. Şöyle göstermiş olayım. Bakın yukarı aşağı ayarlayabiliyorsunuz. Yani kendinize göre. Bir de pivot modu sayesinde monitörü böyle dikeyde kullanabiliyorsunuz. Tabii bunun için Windows üzerinden ayar yapmamız lazım. O yüzden şu anda dikey göstermiyor ama yaptığınız zaman monitörünüzü isterseniz dikeyde kullanabiliyorsunuz. Yani bir tane yatay mesela şöyle yapalım. Şu an kendine gelmek üzere. Evet. Bir tane yatay bir tane dikey yapabilirsiniz ya da iki tane dikey halde kullanabiliyorsunuz. Bu monitörün ben bu hem döndürülebilme özelliğini hem de bu standın çok kolay hani yukarı aşağı şöyle basit bir hareketle ayarlayabiliyorsunuz. Hem stand çok sağlam duruyor hem de ekstra böyle arm dediğimiz monitör kollarına da gerek kalmamış oluyor arkadaşlar. Bence bu güzel özelliklerden bir tanesi. Biraz da giriş çıkışlardan bahsetmek istiyorum. Özellikle bir iş monitörü olduğu için aslında çok fazla girişi çıkışı var. Hemen şuradan göstereyim. Bunu detaylı size göstereceğim. Yan tarafında arkadaşlar oldukça fazla USB çıkışı var. İki tane tip A bağlantımız var. Bir tane tip C var burada. Bir de audio out dediğimiz ses çıkışının olduğunu söyleyeyim. Üzerinde bütünleşik hoparlör de buluyor. Bunları teknik bölümlerde size aktaracağım arkadaşlar. Alt kısımlara geldiğimizde bir tane HDMI, iki tane tip C bağlantımız yine burada var arkadaşlar. Display portumuz var. Ek olarak bir de Ethernet portumuzun olduğunu söyleyeyim. Eğer bilgisayarınızda Ethernet yoksa bu cihaz üzerinden interneti yani interneti de kablolu olarak kullanabiliyorsunuz. Bu da bence çok güzel özelliklerden bir tanesi. Cihazın üst kısmında arkadaşlar şöyle gizlenebilir bir bölüm var. Buna bastığımız zaman bir kamera menümüz ortaya çıkıyor. Burada kameralarımız var. 5 megapiksellik bir webcam'imiz var. Yani bilgisayarınızda kamera yoksa diziste olabilir, masaüstü olabilir. Buradan kamerasını da kullanabiliyorsunuz. Gizlenebilir olması güzel. Bunu beğendim çünkü acaba birisi bizi izliyor mu korkusunu ortadan kaldırmış oluyor. Şimdi gelelim teknik özelliklere arkadaşlar. Philips'in 27B1U561H modeli az önce söylediğim gibi 27 inçlik yani 65 santimlik 2560'a 1440 piksellik QHD olarak tanımlanabileceğimiz bir monitör. IPS teknolojisini kullanıyor. Üzerinde 5 wattlık 2 adet hoparlör yer alıyor. KVM anahtarı var. Bunun detaylarını birazdan bahsedeceğim. Ethernet bağlantısı olduğunu söylemiştim. DisplayPort, HDMI 1.4 çıkışlarımız var. USB 3.2 var. 75 Hz'lik ekran yenileme hızımız var. Gürültü engelleme özellikli 5 megapiksellik gizlenebilir bir webcam'imiz var. Power sensörlü enerji koruma özelliğimiz var. Ve TUV göz rahatlığı sertifikası olduğunu da söyleyeyim. Fiyatı da yaklaşık olarak 16.000 TL civarında arkadaşlar. Şimdi monitörün teknik özelliklerinden bahsettim, fiziksel özelliklerinden de bahsettim. Biraz kullanım deneyimi ve kimler için nasıl kullanılabilir farklı senaryo üzerinden anlatacağım. Birincisi home office olarak kullananlar için aslında güzel bir ürün, onu söyleyebilirim. Tip C bağlantısı üzerinden de bilgisayara bağlayabiliyorsunuz. Özellikle böyle bir bilgisayarınız varsa, genelde artık biliyorsunuz dizüstü bilgisayarlar tip C çıkışları da vermeye başladı. Yani Thunderbolt üzerinden de bağlantı kurulabiliyor. Doğrudan doğruya Thunderbolt yani USB tip C üzerinden görüntü alabiliyorsunuz. 100 watt çıkış verebiliyor, bu da güzel. Yani bu hem güç hem de aynı zamanda arkadaşlar görüntü alabileceğiniz anlamına geliyor. Monitör sayesinde bu da önemli detaylardan bir tanesi. Bir başka farklı senaryoda şöyle bir durum olabilir arkadaşlar. Örneğin evinizde bir masaüstü bilgisayar var ve iş yerinizde de dizüstü bilgisayar kullanıyorsunuz. Dizüstü bilgisayarınızı evinize getirdiğiniz zaman da klavyeyi bağlayayım, fareyi bağlayayım, masaüstünden sökeyim, ona takayım. Uğraşmak istemiyorsanız KVM switch özelliği var bu cihazda. Yani tek bir klavye ve fare ile birden fazla cihazı kontrol edebiliyorsunuz.
kullanabiliyorsunuz. Örneğin bir tane masaüstü bilgisayarınız var, bir tane dizüstü bilgisayarınız var. Klavye ve fareyi bu monitöre bağlıyorsunuz. Bilgisayarların da bağlantısını yaptığınız zaman hem klavyeyi hem fareyi iki cihazda da kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi ki bunu yapabilmek için normalde ayrı bir cihaz almanız gerekiyor arkadaşlar. Bu monitör sayesinde öyle bir ihtiyaç duymuyorsunuz. Zaten üzerinde bütünleşik olarak bu özellik kullanılabiliyor. Şimdi üzerinde bir de Ethernet girişi var dedim. Eğer bilgisayarınızda, örneğin dizüstü bilgisayarlarda olmayabiliyor artık yavaş yavaş kalkan bir teknoloji biliyorsunuz. Ethernet girişi yoksa monitör üzerinden de internet bağlantısını kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Gelelim monitörün özelliklerine. Şimdi IPS teknolojisini kullanan bir monitör. 178 derece görüş açısı var. Yani böyle kenarlardan baktığınız zaman da 178 dereceye kadar neredeyse yani 180 derece şuradan neredeyse görecek şekilde görüntüleri görebiliyorsunuz. 75 Hz'lik bir ekran yenileme hızı var. Her ne kadar bu ürün oyun için kullanılacak bir monitör olmasa da 75 Hz normal 60 Hz'e göre biraz daha iyi arkadaşlar. Ve hem günlük işlerde kullanabilirsiniz hem de eğlence amaçlı oyun vesairede de kullanabileceğiniz bir monitör haline geliyor. Tabii ki işi bunun oyun oynatmak değil. Onun altını bir kez daha çizeyim ama 60 yerine 75 olması biraz daha deneyimi oyun tarafında özellikle arttırdığını söyleyebilirim. Gelelim webcam tarafına. Şimdi üzerinde bütünleşik bir webcam var. Eğer dizüstü bilgisayarınızda vardır ama mesela monitöre bakarak dizüstü bilgisayarda bir görüntülü görüşme yaptığınızda biraz komik oluyor. Çünkü dizüstü bilgisayar farklı bir yerde oluyor. Siz bir monitöre bakarak konuşuyorsunuz. Bu üründe gizlenebilir olması da güzel. Bir webcamimiz var. Bunu kullanarak bilgisayarınızda görüntülü görüşmeler yapabiliyorsunuz. Windows'un güvenlik özelliklerini de kullanabiliyorsunuz. Bu da önemli detaylardan bir tanesi. Monitörlerde mesela bir webcam görmedim. Ciddi paralar bir satın almanız gerekiyor. Bütünleşik olarak üzerinde bulunuyor olması da özellikle böyle online toplantı ve benzeri işlerde kullanmak isteyenler için bu monitörü daha da önemli hale getiriyor. Bu arada unuttuğum bir konu vardı. Üzerindeki webcam aynı zamanda gürültü engelleme özelliğine sahip. Örneğin bir görüntülü görüşme yapıyorsanız etrafta da birazcık gürültü varsa evdesiniz, çoluğunuz var, çocuğunuz var onlar birazcık da gürültü yapıyorlar bazen. Gürültü engelleme özelliğinin olduğunu da söyleyeyim. Bir tane örnek video çektim ben bu kamerayı kullanarak. Onu bir izleyelim. Daha sonra videoya devam edeceğiz. Şu an izlemekte olduğunuz videoyu Philips monitörün üzerinde bulunan kamera yardımıyla kaydediyorum. Ben göstermiş olayım. Monitörün üzerinde şu anda parmağımla dokunuyorum. Ve oldukça da böyle normal standart bir ofis ortamındayım. Arkadan şurada görmüşsünüz bir perde var. Oradan güneş ışığı geliyor. Tavanda ise ışıklar var arkadaşlar. O ışıklar da bu videoyu aydınlatıyor. Siz de ofis ortamında bu kamerayı kullandığınız zaman 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde görüntü ve ses kalitesi de duymuş olacaksınız. Hem görüntüyü hem sesi bu webcam'in üzerinden alıyorum arkadaşlar. Bunun da altını çizmiş olayım. Bilgisayarı isterseniz HDMI'den isterseniz DisplayPort'tan bağlayabiliyorsunuz. Hangi portu kullanmak isterseniz iki tane çıkış var. Ondan bir tanesini seçerek kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Üzerinde hoparlör de var. Yani diyelim ki bir görüşme yaparken veya bir şey izlerken, dinlerken o hoparlörden de sesleri alabiliyorsunuz. Bence gayet yeterli. Tabii ki daha yüksek kaliteli isteyenler ayrıca bir hoparlör de satın alabilir bu ürünle birlikte ama bence üzerindeki hoparlör gayet de yeterli olduğunu söyleyebilirim. Ben monitörün renk kalitesini ve renklerini beğendim arkadaşlar. Philips zaten bu konularda iyi. Biliyorsunuz özellikle televizyon tarafında yani panel tarafında çok iyi bir marka Philips. Bu tecrübesini ve birikimini bu üründe de kullanmış. Hani görüntü kalitesi olsun veya diğer özellikler olsun herhangi bir sıkıntısı olmayan bir üründen bahsediyoruz. Zaten özellik açısından da değerlendirdiğimizde zaten herhangi bir sorun olacak bir monitörde değil. 2K olması iyi. Hani 4K şart mı? Bence çok da şart değil. Böyle bir ürün için ve kullanım alanları düşünüldüğünde 2K anında yeterli bir çözünürlük olduğunu düşünüyorum. Bu monitörün aynı zamanda enerji tasarrufu özelliği de bulunuyor. Çekim sırasında bazen ekran mesela karardı siz muhtemelen fark etmişsinizdir. O kararmanın sebebi de cihaz eğer belli bir süre kullanmazsanız ekranı karartıyor ve bir süre sonra kapatıyor. Açıp kapatabiliyorsunuz öyle bir özellik ama bence hani bilgisayarın başından kalktınız gittiniz falan boşuna enerji tüketiminin önüne geçecek bence güzel bir fonksiyon olmuş. Ürünle ilgili ayarlara bu alt kısımda bulunan tuşlar sayesinde ulaşıyorsunuz. Çok karmaşık değil. Hani kolay bir şekilde böyle tek dokunuşla hızlı bir şekilde bütün ayarları yapabiliyorsunuz. Ben beğendim özelliklerini ve kullanımı da oldukça rahat olduğunu ve kullanıcı dostu bir arayüzün olduğunu söyleyebilirim bu ayarlama menüsünün arkadaşlar. Gelelim fiyat konusuna. Şimdi bu ürünün fiyatı yaklaşık olarak 16.000 TL civarında en azından ben bu incelemeyi yaptım. Tarih itibariyle rakam böyle arkadaşlar. Ben özelliklerine göre değerlendirdim. Evet fiyatı biraz yüksek ama özelliklerine göre ve fonksiyonlarına göre baktığımızda fiyatın normal olduğunu söyleyebilirim. Çünkü işte üzerinde webcam var, KVM switch'in olması ve birçok teknoloji desteklemesi, 100 watt'lık USB bağlı
bağlantısını sahip olması ki bu önemli bir detay. Aynı zamanda bir dizüstü bilgisayara hem şarj ederken hem de görüntü alabileceksin anlamına geliyor bu arkadaşlar. Güzel bir fonksiyon olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki Philips'in farklı modelleri var. Daha uygun fiyatlı modelleri de var ama böyle iş için kullanmak istiyorsunuz, home office çalışıyorsunuz, kamera gibi ve aynı zamanda KVM switch gibi özellikler sizin için olmazsa önerebileceğim bir monitör olmuş. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Philips'in özellikle home office çalışanlar ve iş dünyasında yoğun olarak bilgisayar kullananlar için tasarladığı monitörünü anlatmaya çalıştım. Bu ürünle ilgili sizin merak ettiğiniz, benim anlatmaya unuttuğum konular mutlaka vardır. Yorumlarda sorularınızı paylaşmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini okuyacağım, hepsini değerlendireceğim. Ben bu kadar uğraşırken sizden küçük de bir ricam var. Kanala abone olmanızı istiyorum. Kanala abone olarak bu tarz içeriklerin sayısını arttırabileceğiniz gibi bana da motivasyon sağlıyorsunuz. Bu konudaki desteklerinizi bekliyorum. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada yer alıyor. Tek bir tıkla beni oralardan da takip ederseniz sevinirim. Farklı bir inceleme videosunda karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.